Bu yaşadıklarımızın tarihe geçeceğini umuyorduk. Daha önce de kitap yazmayı kendim de düşündüm ama buna cesaret edemedim. Sonra nöbetimizin devam ederken belli bir süre sonra Ali Oruç diye bir yazar beni aradı. Bizimle tanışmak istediğini söyledi. Adli önünde oturuyorduk, geldi yanımıza ve bu yaşadığımız zulmü kitaplaştırmayı düşündü. Bizden izin istedi. Biz de tabii ki bu kitap yazmayı daha önce de ben de düşünüyordum. Üzerimdeki yükü bir nevi hafifletti. Konuyla ilgili konuştuk. Daha sonra adli önünden beraber Suruç'a gittik. Suruç'ta 2 gün kaldı. Bir gece evimizde kaldı. Annemizin ilk doğduğu ya daha evlenmeden önceki köyüne gittik. Orada bilgileri topladı. Daha sonra kendi köyümüze gittik Ali Uruç'la beraber. Ondan sonra Suruç'ta olayın olduğu iş yerimize gidip oradaki komşularla konuştu. Daha sonra 2 gün Suruç'taki halkla görüştü. Diğer 2 gün Suruç'ta kaldıktan sonra Urfa'ya geldi. Urfa'ya geldiğinde de davamızı takip eden avukatlarımızla görüştü ve yeterince bilgiye sahip olduğunu bize söyledi. Bundan sonraki kısım da bana kalmış. Kafamda bir taslak oluştu ve bununla ilgili ben eve kapanıp sizin bu mücadelenizi ve yaşantınızı kitaplaştıracağım şeklinde bize söz verdi. Bugün kitap elimize ulaştı. Onu elime aldım. Hiç indirmeden okuyup bitirdim. Tabii ki bu kitabı okumak bana olay anına geldiğinde çok zor oldu. Yaşadıkları tekrar yaşanmış gibi hissettim kendimizi. Zaman zaman gözyaşlarımızı tutamadık. Yaşadığımız bu süreç kitap haline gelirken okuyan birçok okur belki bu yaşadıklarımıza inanmayacak, kurgu diye hissedecek ama bu yazarın yazdığı roman tarzındaki kitap tamamıyla olay anındaki yaşananların gerçek boyutuyla anlatmış. Çok yani olayın hemen tamamına yakını gerçektir. Ama romana dönme şeklinde de ailemizin durumu da bu şekilde anlatılmış. Bu nöbetimiz süresince biz yargı çalışır, gereğini yapar diye düşündük ama yargı tam tersine ana akında yani ilk nöbet aylarında her ay ya da her hafta bir soruşturma açılıyordu. Biz tabii ki bunu anaya anlatmakta güçlük çekiyorduk. Çünkü bu yargı yoluyla bize yaşatılanlar kabul edilmezdir. Yani ben anne ifadeye çağrıldığında ya da gözaltına alındığında ben bunu açıklamakta gerçekten çok zorlanıyordum. Çünkü bu yaşadıklarımız inanılmaz ve anlatılmaz. Yani ortada bir katliam var. Bu katliam devletin hastanesinde gerçekleşmiş. 3 insan yüzlerce tanığın kameraların önünde katledilmiş. 4 yıldır davayla ilgili bir gelişme yok. Dava üzerinde hala gizli karar devam ediyor. Ama yargı bu davayla, savcılar bu davayla ilgileneceğine, davanda hakikatleri ortaya çıkaracağına, adalet arayan anaya soruşturma üzerine soruşturma açtılar. Nöbet süresince anne 5 sefer annemle beraber gözaltına alındık. Bunları gerçekten anneme anlatmakta çok zorlandım. Süreçle ilgili gelişmelerdir ya da anne ile ilgili tabii ki bu gözaltına almasının sebepleri de kamu memuruna hakarettir. Yargı 3 insan katılmış onunla ilgilenmiyor. Annenin ağıtlarından çıkan cümlelerle anaya dava üzerine dava açtı. Biz bu süreci gerçekten anlatmakta çok zorlandık. En son bu yaşadığımız zulüm kitap haline geldi. Anne okur yazar değil, Türkçe bilmiyor. Ağzından çıkan 2 kelimeden biri adalettir. Adalet istiyorum. Tutuklu bir oğlum var. Bu oğlumun bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum. Çünkü iş yerinde yaptığımız eylemler tamamıyla meşru müdafaa kapsamındadır.
Eğer adil bir, bağımsız, tarafsız bir yargı olsa kardeşimiz dışarıda olacaktı. Ama maalesef kardeşimiz de hala cezaevinde. Hastanede katliam yapanlar dışarıda. Dava üzerinde gizli karar devam ediyor. Türkiye tarihinde bu kadar uzun süren ya da gizli karar üzerinde devam eden bir dosya örneği yoktur. Bu katliam iş yerinde başlayıp hastanede devam ediyor. Burada katliamı yapanlar iktidar partisinin bir milletvekili ve yandaşları olduğu için yargı işlemedi, tarafsız davranamadı. Olay bir bütünken iş yerini ayrı bir dava yapıp hastaneyi ayrı bir dava yaptılar. Normal hukuk kuralları içinde baktığımızda devam eden olaylar kesinlikle bölünmez ama yargı bu şekilde işlemedi. İş yerindeki dava açıldı, biz suçlu gösterildik. Bundan dolayı kardeşime yani hiç haksız yere 37 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Diğer taraftan, karşı taraftan sadece milletvekilinin bir abisine ağır tahrik altında adam öldürmeden 18 yıl hapis cezası verildi. Tabii ki 3 insanımız iş yerinde yararlanıyor, hastanede katlediliyor. Hastane katliamı tamamıyla bir insanlık suçudur. Tabii ki bu suçun içinde İktidar Partisi'nin bir milletvekili ve ailesi olduğu için bu dava faili meçhul diye kapanacaktı. Bu mücadelemizle beraber artık bu hastane davası da yargıya intikal etmiş durumda. Biz bu mücadeleyi başlatmasaydık, bu hak arayışın içine girmeseydik, hastane davası yargıya düşmeyecekti, faili meçhul diye kapanacaktı. Bu mücadelemizle beraber olay üzerinden olay 4. yıla girerken tabii ki bu mücadelemizi kamuoyu sahiplendi. Bu kamuoyu sahiplenmeden dolayı yetkililer ufak da olsa bir adım attı. Hastane davasıyla ilgili 4 kişiyi tutukladı. Ama dava üzerinde hala gizli karar devam ediyor. Hala soruşturma aşamasında, ortada bir iddianame yok. Biz er geç adalet yerini bulacak. Biz dediğim gibi bu adalet nöbetine başlamasaydık hastane davası yargıya düşmeyecekti, faili meçhul diye kapanacaktı. Bizim davaya sahip çıkmak tamamıyla insanidir. Tamamıyla kendi halimizde, işimizdeydik. İş yerimize bu şekilde bir saldırı oluyor, hastanede katliama dönüşüyor. Ortada bir insanlık suçu var ve insanım diyen herkes bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Çünkü yarın bu olay başkalarının başına da gelebilir. Türkiye'de yaşıyorsak, hele hele bu coğrafyada yaşıyorsak, yarın kimin başına ne geleceğini kimse tahmin edemez. Biz de tamamıyla kendi hayatımızla ilgilenirken bu olay başımıza geldi. Biz insanım diyen, yani hiçbir din, siyasi görüş, ideoloji fark etmeksizin herkesin bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Çünkü davamız tamamıyla insanidir. Ve ben insan değerlerini taşıyorum, ben düşünebiliyorum diyen herkes bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Bu mücadelemizle beraber davamızı takip eden bir kamuoyu oluşmuş. İktidara bağlı olmayan bütün STK'lar bizleri ziyaret ediyor. Mecliste bulunan ya da bulunmayan bütün partiler danışma ziyaretinde bulunuyor. Bizimle iletişim halindedir. Ama olay yargıya düştüğü için yargı tarafsızdır, yargıya müdahale söz konusu değil, kimse müdahale edemez şeklinde bir madde var. Bundan dolayı kimse bir şey yapamıyor ama mücadelemizi milyonlar takip ediyor ve milyonlar sahiplenmiştir. Her kesimden insanlar takip ediyor ama bu mücadelemize sahip çıkılırken tabii ki bir karşı tarafı da insanlar düşünüyor. Karşı tarafta bu olayı yapan İktidar Partisi'nin bir milletvekilidir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasına sıkılmış. Mecliste davamıza ilgili bir konuşması yok. Yaptığı tek çalışma sadece Cumhurbaşkanı'nı paylaşarak, adım adım Cumhurbaşkanı'nı paylaşıyor. Bu halk da bunun farkında. Bu olayı yapanlar şu an yani değil iktidar olayı yapan, İktidar Partisi'nin diğer milletvekilleri bile Urfa'ya gelemiyor. Çünkü Urfa'da onurlu bir halk var, bu davamızı takip ediyor ve bu davamıza sahip çıkmıştır. Urfa'ya gelen her milletvekili halk ziyaretinde bulundu. Halk adliye önünü işaret ediyor. Bir anne var, adalet istiyor. Bu adaleti sağlayın, sonra yanımıza gelin diyor. Bu kitap yazılırken
yazarla konuştuğumuzda biz dedik eğer bu kitap bitene kadar belki taleplerimiz karşılanır, evimize gideriz, ondan sonra bu kitap yazılır. Ama yazar 3 ay içinde bu kitabı yazdı. Maalesef kitap piyasaya çıktı ama hala adalet talebimiz karşılanmadığı için ana adliye önünde nöbetine devam ediyor. Bu bir Türkiye'nin ayıbıdır. Bu ülkeyi yöneten hükümetin ayıbıdır. Bu devletin ayıbıdır. Çünkü damımızla ilgili bize itham edilen bütün iftiralar ortaya çıktı. Kesinlikle herhangi bir örgütle bağlantımız yok. Devlet bunu istihbaratıyla araştırdı. Biz kendi halimizde bu olaydan önce ne bir karakol görmüştük, ne bir mahkeme salonu görmüştük. Ama şu an adliyenin önü bizim evimiz olmuş. Gelmediğimiz günler evimizden uzakız diyoruz. Anne 65 yaş üstüdür. Tükenme noktasındadır. Aynı şekilde psikolojik tedavi görüyor. Fiziki olarak rahatsızlıkları var, ameliyat olması gerekiyor. Ama adalet sağlanmadan evine gitmeyeceğini dile getiriyor her seferinde. Biz de bu zulme, yani devlet içinde devleti yöneten kişilerden vicdanlı insanlar çıkacak ve bir an önce bu zulmün bitmesini istiyoruz. Biz de yorulduk, tükenme noktasındayız ve bir an önce adalet sağlansın, biz de normal hayatımıza dönmek istiyoruz.